23 Kasım, 29 Kasım Oğlak burçları. Evet, çok yoğun telefon trafiğiniz olacak, dolu dolu iletişim trafiğiniz olacak. Özellikle telefonun susmayacak ve bu aralar güzel güzel geçmişe ait yaptığınız iş anlaşmalarını size artı evrelerde fırsatlar getirecek. Yeni eğitim kariyerlerinizle ilgili birçok çalışmaya öncülük yapacağınız bir hafta olacak. Kendiniz hatta oradan oraya, oradan olaya dolmuş gibi hissedeceksiniz. Ve ortaklı büyük işleriniz varsa değerli Oğlak burçları, bunlar size fırsat ve para olarak geri dönecek. Bina satmak ya da arsa emlak işi yapıyorsanız bunlarda çok büyük bir oluşum gerçekleşecek ve bu oluşum size ciddi anlamda artı bir kazanç sağlayacak. Yani satılmayan bazı dengeleriniz varsa, yani ne bileyim, bir uzun süredir elinizde bir bina varsa, arsa varsa, bunların hepsi bol bol bir satış evresine girecek. Hatta borsa ya da finans sektöründe çalışan bazı oğlaklarda ciddi bir para kazanma ya da borsa ya da finans sektörüyle ilgili farklı paralara, fonlarla uğraşıyorsanız çok artı kazançlar sağlayacaksınız. O da size keyif verecek diyorum. O yüzden bu hafta telefon trafiğiniz çok büyük anlaşmalar. Ankara ile ilgili ya da farklı ülkelerin büyük devlet adamları ile alakalı yapacağınız farklı işler ya da devlette çalışıyorsanız bu tarz rütbeleriniz, askeri rütbeleriniz artacak ve yenilikler söz konusu olacak. Sanki size de yavaş yavaş, hani oğlağın tüm enerjisini yavaş yavaş ruhunuza oturtmaya başlayacaksınız. Bu da sizde çok büyük bir kazanç ve iyilik evresini yaratacak diyorum. Yani korkmayın, başarmak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz ne varsa bunları tek tek hayatınıza geçirin. Çünkü sizde en önemli şey, yani inandığınız en önemli düğümü bile çözebilirsiniz. Bu düğüm size, hani düğüm gördüğünüz her şey size para olarak akacak diyorum. Son zamanlarda yanlış besleniyor olabilirsiniz. Abur cubur yiyor olabilirsiniz. Lütfen ve lütfen bu abur cubur yeme konularını, özellikle hamur işine son zamanlarda ciddi anlamda sardınız, bunlara dikkat edin. Sevgilinizle bir kırgınlık dönemi yaşıyorsunuz. Yavaş yavaş barışma ve affedeceksiniz ve karşımızdaki ilişkiye tekrar eskisi gibi sahiplenme diyorum. Çünkü kafanızda soru işareti vardı ve çok sahiplenmek istemiyordunuz. Artık onu affetmeye başladınız. Yavaş yavaş onu sahiplenip bütünleşme dediğimiz kararlar içerisine gireceksiniz. Yalnız sizde böyle bir erkek kardeşte bir kırgınlık olabilir bazı Oğlak burçlarında. Annemin tüm hakları onda ve bizim haklarımız verilmiyor gibi. Aslında anneniz adaletli şekilde hakları sağlayacak. Bence bu ara sizin böyle bir aile kırgınlığınız olabilir ve ben bu kadar her şeyi yapıyorum ve kimse fark etmiyor ve arkamda durmuyor dediğiniz nokta, aslında aileniz size çok düşkün. İfadede ya da iletişimde bir yanlışlık olabilir. Sizin zekanızla ilgili inanılmaz düşkünlüğü var, ailenizin size karşı hassasiyeti var. Zihinsel ve fiziksel kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Saat 10-11 gibi uyku vaktinizi dengelemeniz lazım değerli Oğlak burçları. Yoksa şiddetli baş ağrılarınız, kulak ağrılarınız size sıkıntı yaratabilir ve özellikle kulak içteki zarlarla, hani kristallerle alakalı biraz sıkıntınız olabilir. Bir kulak burun boğazcıya gidip bu ağrılarınızı öğrenebilirsiniz diyorum. Evet, yeni aşka yelken açacak kova Oğlak burçları var. Güzel değerlendirdiğinizde de bu ilişki uzun soluklu ve sizi tatmin edecek bir noktada. Evliliğinde sorun yaşayan ve uzun süredir ayrı hanelerde olan bazı Oğlak burçları evliliklerini toparlama ve çocuklar için tekrar bir şans evresine girdiniz. Ve birinden haber bekliyorsanız bu hafta bu haber gelecek ve çok mutlu olacaksınız. Evet değerli Oğlak burçları, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Yenilikler, çok iyi telefon trafiğiniz var. Lütfen kulaklık kullanın. Çok yakın kulağınızda temas ettirmeyin telefonları diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber? Ya da Akkaya Official sayfamı Instagram'dan takip edebilir. Günlük bilgiler alabilirsiniz. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.